yok yok dedi. Getir bakayım kapıdan, getir. Evet. Gayet de güzel yaptı arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Merhabalar. Bugün kendim için aldığım tost makinesini tanıtacağım. Şimdi öncelikle böyle yere koysan daha iyi olur bence, görünür. Yere koyalım. Yere koy. Evet. Paketinden açalım. Ben bunu Hollanda'dan almıştım arkadaşlar. Blokur'dan almıştım. Sesten dolayı özür dilerim. Böyle bugün ilk kullanmasını beraber yapalım. Evet, bu şekilde gayet de güzel görünüyor. Fiyatı da çok uygundu arkadaşlar. Markasını gördüğünüz gibi. Saniye bekle, saniye moment. Şimdi kapatıyorsunuz, böyle üstü zilba rengi, böyle açıyorsunuz. Evet, şurada kenarında yağın akması için böyle bir aleti var. Evet, iki tane varmış değil mi? Evet, bir de yedeği var arkadaşlar. Gayet de güzel görünüyor. Öncelikle bir güzel böyle nemli bir bezle silelim. Daha sonra ilk kullanımını beraber yapalım inşallah. Tekrardan görüşürüz. Kapat bir şöyle bir bakalım şöyle görünüşü. Gayet güzel. Evet. Kablosu var. O kağıdı vardı. Kağıdı da çıkar. Zahmet. Kullanma. Evet. Çok büyük değil ama böyle kullanma kılavuzu var. Evet. Birkaç dilde yazmışlar. Evet. Tamam. Şu şekilde her şeyi okuyabilirsiniz nasıl kullanacağını. Kaldırabilirsin. Gayet de şık, güzel bence. Bir deneyelim bakalım. Öncelikle sucuklarımızı incecik doğramakla başlasın arkadaşlar. Bugün eşim yapacak bizim tostları. Evet. İncecik doğrayalım. İncecik kesiyor. Helal olsun. Bu arada ben de kahvaltıyı hazırlıyorum. Evet. Birazdan tost yapmaya başlayalım inşallah.
Evet arkadaşlar, malzemelerimizi hepsini hazırladık böyle. Şimdi tost yapımına başlayalım. Hep birlikte yeni tost makinemizi de görelim ve beraberce dinleyelim arkadaşlar. Şimdi yapımına başladık. Şöyle ekmeğimiz var. Tereyağından sürüyoruz. Daha doğrusu ben yapmıyorum. Sucuğumuzu da ne ekliyoruz? Ekliyoruz demişim. Koyuyoruz. Sonra kaşar peyniriden. Bunu neyle yapacağım? Beyaz peynirli mi yapacağım? Evet. Niye konuşmuyorsun? Evet. Evet. Bugün eşimi mutfağa koyduk. Şimdi bize tost hazırlıyor ama konuş. Bu da böyle biraz eğlenceli video olsun arkadaşlar. Hatıra kalsın bir yerde. Şimdi was kommt drauf? Ha, tamam. Ekmek, tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Bakalım bu tostların tadı nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet. Beyaz peynirli, kaşar peynirli, sucuklu. Evet. Maalesef konuşturamadım arkadaşlar. Cevap vermiyor. Sadece başını sallıyor. Artık yapacak bir şey yok. Ben de bugün kameramanlık yapayım. Baskın taraf. Şimdi bunda başka bir şeyle yapıyor. Evet. Mozzarella peyniri. Bu da mozzarella'nın üstüne sucuklu yaptı. Evet. Görüyorsunuz. Sürmüştünüz efendim. Okay. Valla bir tane ştapl oldu, bakalım bunlar hepsi kim yiyecek? Arkadaşlar, sizin de eşleriniz hiç mutfağa girer mi? Bilmiyorum. Biz kolay kolay mutfağa girmeyiz. Bugün benim isteğimle bugün ilk defa tost yaptıracağım. Bakalım. Ama konuşmuyor dedim, bu da böyle bir hatıra olsun. Maalesef konuşmuyor, konuşturamıyoruz.
bir bakın. Bakın şu toz. Bakar mısınız? Bir sanat eseri resmen. Niye kapattın? Bir sanat eserini bir görelim bir dakika. Aç bir. Ooo. Sizlerle kaos. Teşekkür ederiz. Evet. Her şey hazır olduğuna göre şimdi tostumuzu ısıttık arkadaşlar. Bir de yumurtalı deneyeceğiz. Evet. Isındı şu anda. Şu tostu koyabilir misin? Bir tane, iki tane koy istersen. Evet. Yok, iki tane olsun. Yok yok, hayır. Ortala böyle. Dikkat et, çok sıcak. Şimdi kapatalım tostumuzu. Arkadaşlar ben bunu dışarıda unutmuşum. Bakar mısınız güzelim, bazo kırıldı. Şimdi çıkarayım. Resmen kalıp olmuş ya. Ay. Bunu dışarıda unutmuşum. Güzelim bazo.